Hele şükür gelebildiniz. Olamaz. Aman Allah'ım, üçünüzün de arabamda ne işi var? Üç kişi mi? Evet, annem, sen, ben. Üç kişiyiz burada. Merhaba hayatım. Anne, abimle arabanın kapısı arasında bir şey var. Saçmalama kızım, nereden çıkartıyorsun? Baksana, kapıya hayatım deyip öpücük gönderdi. Peki arabayı nasıl açıp girdiniz? Çilingirler ne güne duruyor, çağırdık geldi açtı. Ne diyeyim, sizden korkulur vallahi anne. Senin bu ön kapı bozuk galiba. Ön koltuğa oturmak istedim ama kapı bir türlü açılmadı. Açıyorum kendi kendine kapanıyor. Açıyorum kendi kendine kapanıyor Hınzır. Ben de mecburen arkaya bindim. Hiç de sevmem yani arkada oturmayı. Anlıyorum, baktırırım. Hadi bakalım gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak? Kızla buluşacağın kafeteryaya. Gidelim bakalım kocacığım. Şu kızı ben de çok merak ediyorum doğrusu. Baba hadi bırak şu şapkayı arabaya hadi. Havada ne kadar soğuk. İçeriye biraz sıcak hava ver de ısınalım oğlum. Peki anne. Arabanın iyisini Ruşen amcanın oğlu Sedat almış. Biner binmez ısınıyormuş. Arabasının iki tane hava yastığı bile varmış. Teyzen o hava yastıklarına bir de dantel kılıf takmış ki görme gitsin. Olur anne. Zaten görmek istemiyorum. Ay. Bu araba daha da soğudu be evladım. Bilmem. Klimayı açmıştım ama şimdi ısınır herhalde. Ay hadi kapatsın şu teypi. Ay evladım manyak mısın sen? Bu teyp bu kadar açılır mı hiç? Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat, annesiyle babası gürültüden rahatsız olmasınlar diye kendi sektörüm atmış. Lütfen, rica ederim yapma. Ne o abi? Konuşarak kumanda edilen teyip mi aldın? Oğlum sen bu arabayı iyice bir bakıma sok. Allah korusun bu her tarafı bozuk arabayla kaza bile yaparsın vallahi. Aman Allah. Yok canım daha neler. Yapma Allah aşkına yapma. Zaten hava sisli bir şey görmüyorum. Öleceğiz burada. O sizin probleminiz. Aa. Ben öleyim zaten. Oh be çok şükür gitti. Kim gitti evladım? Biz buradayız abi. Yağmur durup hava açınca gitti. Gitti. Bu çocuğun aklı başından gitti. Hayırlısıyla şu kafeteryaya bir varsak başka bir şey istemeyeceğim. Nasıl ama abim? Fotoğrafta göründüğünden çok daha yakışıklı öyle değil mi? Evet, fena değilmiş. O da beni beğendi mi acaba? Aa, kesin beğenmiştir. Baksana güzelliğinden gözleri kamaştı da başka taraflara bakıyor. Konuşsana kızla. Ne konuşayım? Neyse. Biz yandaki masaya geçelim. Zaten sizin konuşacaklarınız vardır. Firdevs'te bizim de konuşacaklarımız var. Öyle değil mi Firdevs? Evet öyle. Biz annemle konuşacaklarımızı hep kafeteryada buluşup konuşuruz. Siz pek konuşmayı sevmiyorsunuz galiba. Ben mi? Yok aslında konuşkan bir insanımdır. Durun ben ortamı biraz rahatlatayım. Size bir fıkra anlatayım mı? Bilmem. İstiyorsanız anlatın. Şimdi bir İngiliz, bir Hollandalı, bir Norveçli. Yok. Norveçli değildi galiba. İspanyol muydu acaba? Oh. İşler yolunda galiba. Kız Masar'ı güldürmeyi başardı. Baksanıza bizimki doğal gaz faturasını yatırıyor. Vay be, hakikaten doğal gaz faturası kömürden daha güzelmiş. Fransız Hintli'ye demiş ki, yok Hintli değildi. İrlandalıydı galiba, her neyse. O da bir şey mi demiş, bizim orada bir uçak var, içine futbol maçı bile oynanıyor. Çok komik değil mi? Tabii çok komik. Bir çay daha içer misiniz? Tabii, mümkünse az demli olsun. Bakar mısınız? Biz birer çay daha rica ediyoruz. Garson verin bize birer çay. Merhaba kampanya, biz geldik. Biz de doğalgaz faturası yatırmaya gelmiştik. Şimdi yandık işte. Evet. İş çıkışlarında bazen böyle arkadaşlarla doğalgaz faturası yatırmaya gidiyoruz. Çok eğlenceli oluyor vallahi. Abi verseydin faturalarını ben yatırırdım. Hay Allah, gene o müfit sıpası geldi. Uğursuz münasebetsiz. Şimdi işi bozar.
Kodu hemen büyütüverdi. Evet. Neyse hadi bari kalkalım çocuklar. Ne yaparız? Kalkalım. Hadi yürü, biz de gidelim artık. Garson. Aa, bu ne ayol? Biz burada sadece iki çay içtik. İyi de öbür masa hesabını vermeden gitti. Onu da size yazdım. Buyurun bakalım. Bu da tuzu biberi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, usar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.